Galatasaray'dan Haryas hamlesi. Galatasaray TT'yi gönderip Sakarya'da bir takviye yapmak için yol haritasını belirledi. Sarı kırmızılılar performansıyla hayal kırıklığı yaratsa da hala piyasası olan TT için 10 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Galatasaray kanat bölgesinde oluşacak oyuncu eksikliğini de yine bir Güney Amerikalı olan Arias'la doldurmayı düşünüyor. Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı futbolcuya Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Arias, kariyerinde sahaya çıktığı 259 maçta 42 gol atıp 41 de asist yaptı. Galatasaray'dan Greenwood bombası. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, olay yaratacak bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u da alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor. Galatasaray Manchester United'la bir yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor. Sarı kırmızılılar bu transferle hem oyuncudan katkı almayı hem de futbol dünyasında ileriye dönük yüklü bir kazanç sağlamayı hedefliyor. Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu 36 maçta 10 gol 6 asistlik performans sergiledi. Kerem Demirbay, Galatasaray için Leverkusen'e res çektim. Galatasaray'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı ve Süper Lig şampiyonluğu yolunda kritik katkı aldığı Kerem Demirbay, sona eren sezonun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kafa Sport'ta konuşan deneyimli oyuncu transfer sürecine ilişkinde çarpıcı ifadeler kullandı. Hoffenheim forması giydiği dönemde Liverpool'a transfer olma aşamasına değinen Demirbay, "Hoffenheim'deyken Liverpool beni istedi. Jürgen Klopp beni aradı ve İngiltere'ye uçtum. Oturduğum kapı açıldı ve Steven Gerrard geldi. Titremeye başladım. Çok gençtim. Sonra bir eve gittik. Klopp karşıladı beni. Büyümüştür hayvan herif dedi. Öyle takılıyordu benimle. Klopp beni istedi ama iç sesimi dinledim ve Hoffenheim'den sözleşme uzattım. Benim amacım Almanya'da bir iş adamı olmaktı. Çocuklarımı orada büyütmekti." dedi. Galatasaray'a transfer sürecini değinen başarılı orta saha, "Fenerbahçe'den de teklif vardı. Fatih Demirel abim ben Bodrum'dayken İtalya'daki tatiline gitmeyip benim yanıma geldi. Bu beni çok etkilemişti. Bayer Leverkusen beni vermek istemedi. Onlarla kavga ettim ve Galatasaray harici kimseye gitmem. Gerekirse bir sene oynamam, kenarda otururum dedim. Galatasaray için adamlarla kavga ettim." diye konuştu. Son olarak Mauro Icardi hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Mauro Icardi çok sempatik, sevimli, bizden biri. Ben çok yıldız gördüm ama Mauro çok cana yakın. Şampiyonluk kutlamasına ben öyle çıkmam mesela ama Mauro çıkar, ona yakışıyor. Biraz fırlamalık var içinde." ifadelerini kullandı. Okan Buruk ve Fatih Terim'den şampiyonluk açıklamaları. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Adası'nda yapılan etkinliklerle devam etti. Burada genel kurul üyelerinin karşısına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, elde ettikleri 24. şampiyonluk ve gelecek sezon hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Buruk, "Bu sezonun yaşadığımız şampiyonlukta hepimizin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bizler sahada, taraftarlar dışarıda bir olduk. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu güzel ortamı yarattı bize. Sizlerle birlikte olduk. Aynı duyguları paylaştık. Sonunda iyiler kazandı. İnşallah seneye tekrar kazanacak." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alan ve Okan Buruk'u sarılarak tebrik eden Fatih Terim ise, "Ben Galatasaraylılığı büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Rahmetli Metin Oktay abimizin Adana'dan babamın yanından beni alıp buraya getirmesiyle başlayan serüven, bir ay sonra 50 yılını dolduracak. Bu camianın ferdi olmaktan hep gurur duydum. Şampiyon olursunuz. Siz daha o zevki yaşamadan yenisi istenir. Çünkü bir şampiyonluk daha alınırsa 5 yıldız olacak inşallah. Bu virajlar hep böyledir. Dönersiniz, dönersiniz yeni virajların daha önemli olduğu söylenir." diye konuştu. Galatasaray'a dev gelir. Süper Lig'de 24. kez şampiyon olan Galatasaray bu sezon gelirlerde de rakiplerine büyük fark attı.
Lige katılım bedeli olarak 38 milyon lira alan Sarı Kırmızılılar 33 galibiyet 3 beraberlik kredi 84,5 milyon lira performans primi kazandı. 77,5 milyon lira şampiyonlar payına ek olarak Cimbom ligi zirvede bitirmenin ödülü olarak da 40 milyon lira elde etti. Galatasaray toplamda 240 milyon lirayla yayın gelirinden en çok parayı alan takım oldu. Sarı Kırmızılıları 217 milyon lirayla ezeli rakibi Fenerbahçe izlerken diğer iki büyükten Beşiktaş 145 milyon, Trabzonspor'sa 142 milyon lira pay aldı. Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Türk takımları arasında da gelir konusunda Galatasaray'ın yanına yaklaşabilen yok. İkinci önerimeden dahil olduğu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Avrupa macerası, UEFA Avrupa Ligi playoff'unda sona eren Galatasaray toplamda 30 milyon euro gelir elde etti. Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Fenerbahçe 8,6 milyon euro kazanırken, Beşiktaş 5 milyon euro, Adana Demirspor'sa 1,1 milyon euro gelir elde etti. Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası. Galatasaray'ın Portekiz ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların milli futbolcu yeni sezonda bir yıllığına kiralamayı hedeflediği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı. Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin kısa süre içinde Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Milli futbolcunun da Türkiye seçeneğine evet demesi bekleniyor. Cimbom bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan milli oyuncunun kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Orkun Kökçü sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray'a gol makinesi Aaron Boupensa. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok ismi listesinde bulunduran Cimbom, özellikle Carlos Vinicius'un sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Aaron Boupensa'yı gündemine aldı. Hatayspor'daki performansı sonrası Katar ekiplerinden El Arabi'ye rekor transfer bedeliyle imza atan Boupensa, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezonun başında da MLS takımlarından Cincinnati'ye 6,5 milyon euro karşılığında imza atan 28 yaşındaki gol makinesi, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atma başarısı göstermişti. MLS'e adapte olmakta zorlanan ve bu nedenle ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu Yıldız için 3 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Boupensa'nın takımıyla 2025 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.